TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlamaları Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da Atatürk anıtına çelenk sunulması ve Vali Erdoğan Bektaş'ın tebrikleri kabul etmesiyle tamamlandı. Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda Manisa'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Valiliği, Manisa Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunmasıyla başladı. Buradaki törene Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkız, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve askeri erkan katıldı. Manisa Valiliği, Manisa Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören tamamlandı. Buradaki törenin ardından Manisa Valisi Erdoğan Bektaş makamında tebrikleri kabul etti. Sevgili seyirciler, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bektaş, bay yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti doğuşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 93. yıl dönümünü büyük bir şeref ve gururla kutluyoruz dedi. Vali Erdoğan Bektaş mesajında şu ifadelere yer verdi. Bilindiği gibi bugün 30 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamış, yeniden yaşama çalışmış durumdayız.
Malum ülkemiz bir kısım sıkıntılarla boğuşuyor. Özellikle son dönemde yeniden gündeme girmiş bulunan terör olaylarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Ona paralel bizim de etkinliklerimiz daha sade olmak durumunda kaldı. Biz 30 Ağustos benzeri zaferleri hep yaşaya geldik. Milletimiz 30 Ağustos'un gerçekleştiği şartlardan çok daha güçlü durumda. Sorunlarımızla baş edecek bir durumdayız. Ve son terör konusu da ülkemizin, devletimizin bütün unsurlarıyla üzerine eğildiği ve bir çözüm yoluna sokulmasını umut ettiğimiz konulardan birisi. Bu süreçte şehitlerimiz oluyor ve bir kısım acılar, bir kısım sıkıntılar yaşanıyor. Bu şartlarda 1-30 Ağustos günü idrak ettik. Ben bir an evvel bu sorunların gündemden düşmesini ümit ediyorum. Ve 30 Ağustos bütün milletimizin, insanımızın, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos bayramlarını kutluyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Umutların yeşerdiğine inanarak yola çıkan büyük Türk milleti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şu ifadelere yer verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye tırmanmış ve burada söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve akıbetini aydınlatmıştır. Böylelikle Türk milletinin varlığına kasteden emperyalist mihraklara ve taşeronlarına Dumlupınar'da acı ve kesin bir ders verilmiştir. 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan büyük taarruz son vatanımızın ne pahasına olursa olsun teslim edilmeyeceğinin tescili ve Türk milletinin kendi yazgısına yalnızca kendisinin yön vereceğinin kesin beyanıdır. 30 Ağustos zaferi savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos zaferinin 93. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları, büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. İnşallah kanımızın son damlasına kadar da yine bu ülkenin toprakları için gerekeni yapacağız. Hiç kimse sübe duymasın. Sevgili seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, kahraman ordumuzun özverisi ve cesareti, vefakar ve cefakar aziz milletimizin bayrak ve vatan sevgisiyle yazılan büyük destan, yani 30 Ağustos zaferi hepimizin gurur kaynağıdır dedi. İş adamlarımızı, hayırseverlerimizi zaman zaman götürüyoruz. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçi mesajında şu ifadelere yer verdi. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan 30 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı heyecan ve coşku içerisinde kutlayacak olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kahraman ordumuzun özverisi ve cesareti, vefakar ve cefakar aziz milletimizin bayrak ve vatan sevgisiyle 30 Ağustos'ta büyük destan yazılmıştır. 30 Ağustos zaferi bizim gurur kaynağımızdır. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun ardından 30 Ağustos'ta elde edilen başarı, istiklal mücadelemizi zaferle taçlandırmıştır.
Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden 7'den 70'e her bir vatandaşımızın bayrak, vatan ve iman sevgisinden oluşan güç ve kuvvetle işgal altında bulunan cennet vatanımızın toprakları kurtarılmış ve ortak değerimiz olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Aziz milletimiz yokluklara, kıtlıklara, imkansızlıklara rağmen milli ve manevi değerlerini ön plana çıkararak gücünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu anlı ve şanlı zaferimiz bizim için çok büyük anlam ifade etmektedir. 30 Ağustos zaferi nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yılını kutladı. Yıldız, onlara şunu demek lazım. Biz kurulu bir düzeni devralmadık. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi. 26 Ağustos, 18 Mart ve 30 Ağustos zaferlerini milletimize yaşatan güç, Kahraman Mehmetçik cephede canı pahasına savaşırken, cephe gerisinde bu savaşın milli, İslami ve vicdani gerekçeleri etrafında 7'den 70'e kenetlenen milletimizin maddi ve manevi varlığıyla Mehmetçiği desteklemesidir. Milletimizi tarih sahnesinden silemeyip hezimet yaşayanlar bu heveslerin içlerinde hep saklı tuttular. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte taktik değiştirdiler. Muasır medeniyetin üstüne çıkma yolundaki her başarıdan sonra içimizdeki piyonlarını sahaya sürmeye başladılar. Milletimizi bölmek, kutlu yürüyüşümüzü durdurmak, Türkiye'yi Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen gibi ülkelerin durumuna düşürmek için ideolojik, etnik ve mezhep farklılıklarımızdan, sosyal huzursuzluklardan, siyasi memnuniyetsizliklerden çatışma alanları oluşturuyorlar. 30 Ağustos zaferinin 93. yıl dönümünü kutladığımız bu kutlu günlerde, Kurtuluş Savaşımızdaki yabancı muhibbiler gibi ruhu ve bedeniyle milletine yabancılaşmış uşakların ve Türkiye düşmanı gizli küresel destekçilerinin saldırısıyla karşı karşıyayız. Anadolu'nun tapusunu alan şehitlerin varisleri olarak, birlik ve beraberlik içinde bu vatan için bedel ödemeye hazır oldukça, Ağustos ayı Türk milletinin şanlı tarihine yazılacak yeni zaferlerin müjdecisi olacaktır. 30 Ağustos zaferi vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, bayrak, hürriyet, milliyet ve İslam uğruna tarih boyunca şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Vatanın birlik ve bütünlüğünün muhafazası için görevlerini fedakarca yerine getiren emniyet güçlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başarılarının devamını diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Bizim büyük bir şehir ve medeniyet tasavvurumuz var. Biz AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan da sevgili seyirciler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hizmetlerini yürüterek hem o hizmetlerin devamını sağlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı basın açıklaması yayınladı. Gürcan mesajında şu ifadelere yer verdi. Türk milletini köleleştirmek için İzmir'den Ankara sınırlarına kadar ilerleyen işgal ordusuna karşı kazanılan büyük zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Başkomutan Meydan Muharebesi zaferinin yıl dönümünde ülkenin bağımsızlığı uğruna can veren, Türk'ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Son günlerde yaşadığımız terör olayları sebebiyle bugün bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlayamasak da acı ve buruk bir şekilde anlam ve manasına uygun olarak idrak ediyoruz. Son 12 yılda önemli gelişmelere sahne olan Türkiye, önümüzdeki süreçte de büyük bir güvenle her alanda önemli mesafeler kat etmeye devam edecektir. Demokratik, ekonomik ve siyasi yönden daha da güçlü Türkiye, vizyonundaki hedefleri gerçekleştirmek, toplumsal refahı daha da arttırmak, zengin bir orduyla imkan ve olanaklarını en üst seviyeye çıkartmak, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmekteki yürüyüşümüz devam edecektir.
Milletimizin aynı kararlılığı sergilemesi sayesinde içten ve dıştan meydana gelebilecek her türlü şer odaklarına karşı er ya da geç zafere ulaşacağız. Bizim teşkilatımız sonuna kadar en güzel bir şekilde çalıştı. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Marisa Büyükşehir Belediyespor'un bu yıl Tevfik Lav adına dördüncü kez düzenlediği futbol festivali final maçlarının ardından sona erdi. Final müsabakalarının ardından 2004 doğumlularda Marisa Büyükşehir Belediyespor takımını 3-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyon olurken 2005 doğumlularda yine Bursa Spor 1-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu. Manisa'nın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Tevfik Lav adına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tevfik Lav Futbol Festivali sona erdi. Turnuvada 2005 finalinde Bursa Spor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu. 2004 doğumlularda finale kadar gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor takımını 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve plaketleri verildi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cenk Ergün, merhum spor adamı Tevfik Lav'ın ailesi, Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım, Büyükşehir Belediyespor Genel Koordinatörü Alparslan Usta Mehmetoğlu, Kulüp Müdürü Alparslan Kaya, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçeleri Spor Şube Müdürleri ve Altyapı Antrenörleri takdim etti. Turnuvanın Fair Play ödülünü Manisa Spor alırken en iyi gelişim gösteren takım ödülünü ise Saruhanlı Belediyespor takımı aldı. Sevgili seyirciler, ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.